Herkese merhabalar arkadaşlar. Fatma Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde kıvratma yapacağız. Fındık bir de şeker karışımı yaptık. Fındıkla şekeri işte istediğiniz şekilde, istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Biz çünkü çok yapacağımız için, çok bir tepsi yapacağımız için bayağı bir yaptık. Bunda ölçü yok. İstediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Fındıkları güzel robottan geçiriyoruz. Çok ezmiyoruz. Bu şekilde hamurumuzu yormaya başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yormaya başlayacağız. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 paket kabartma tozu, 2 tane de yumurta, 3,5 su bardağı normal bu bardaktan süt. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Malzemelerimizi döküyoruz. Bu yapacağınız tepsiye göre kıvam değişiyor. Yani siz isterseniz bir tepsiyle de 1 su bardağı süt yapabilirsiniz, 1 su bardağı sıvı yağ yapabilirsiniz, 1 yumurtayla da yapabilirsiniz. Bir kabartma tozu. Bir de bir tutam da tuz koyuyoruz. Unumuz dediğim gibi ölçüsüz, kıvamına gelene kadar yoğuracak. 2 paket kabartma tozu. 1 tutam tuz döküyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Unum da ölçüyor. Kıvamına gelene kadar döküyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvrak mandesine gelene kadar yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Çok da sert olmasın. Çünkü baklava hamuru gibi olacak. Açtığımız zaman nişastayla açacağız. İçine bir paket kabartma tozu atıyoruz. Ve açma aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu açma aşamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yumağımız bir avuç kadar. Bir avuç kadar, evet, yapım aşamasına geçiyoruz. Nişastayla açıyoruz bu arada. Un kesinlikle kullanmıyoruz. Aynen baklava hamuru gibi açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde mümkün oldukça daha da ince olmasını sağlayacağız. Dediğim gibi sadece nişastayla açıyoruz. Bunu kullanmıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz. Diğer yerlerini serpiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar her yerini serpiyoruz. Kenarından çok hafif kıvırıyoruz. İki saniye. Tuta tuta hafif çeke çeke.
sonuna geldik arkadaşlar. Sonunu da bu şekilde kıvırıyoruz. Yani bütün kenarlarını 1-2 santim kadar kıvırıyoruz. Ondan sonra sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yukamızı açtık. Şimdi çubuktan geçirdiğimiz şekerle karıştırdığımız fındığımızı bu şekilde her tarafına ellerimizle yayıyoruz. Bu şekilde kıvırıyoruz ve büzüyoruz. Çok da sıkmıyoruz, bu şekilde büzüyoruz. Evet arkadaşlar, tereyağımız eriyene kadar bu şekilde kesiyoruz. Ondan sonra tereyağımız eridiği zaman üstüne gezdirip fırınlayacağız. Aynen bu şekilde arkadaşlar, 180 derecede ısıtılmış fırına 20 dakikalığına veriyoruz. Evet arkadaşlar, yağımız bu şekilde yaktı ve döküyoruz kıvratmalarımızın üstüne. Yağımızı iyi yakmamız lazım, çok da yanmasın tabii ki. Bu aşamadan sonra fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, kıvratmamız fırından çıktı. Bu şekilde işte arkadaşlar. Çok güzel oldu, kıyır kıyır oldu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Instagram hesabından da Fatma Sezer'i takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.